Peki beslenme dediniz. Mide rahatsızlıklarında beslenme nasıl olmalı? Özellikle hafif şeyler yenilmesini öneriyoruz. Yağlı kızartmalardan, acılı baharatlı gıdalardan uzak durulmasını öneriyoruz. Mayalı gıdalar dokunabiliyor genellikle. Bunun dışında çok tuzlu gıdalar da dokunabiliyor. Çok sıcak gıdalar da dokunabiliyor. Yine mesela işte sigara, alkol gibi şeyler de dokunabiliyor. Bunlardan uzak durulmasını öneriyoruz. Peki sıvı tüketimi nasıl olmalı hocam mide rahatsızlıklarında? Sıvı tüketimi genel olarak yani bir insanın günlük 1,5-2 litre civarında bir sıvı tüketmesi uygundur. Yani mide rahatsızlıklarında özellikle belli bir miktar sıvı tüketmesini önermiyoruz ama yani biraz fazla sıvı alınması mide ağrısını hafifletebilir. Çünkü süt, ayran, sodalı az asitli içeceklerin faydalı olduğu halk arasında konuşulur. Ne kadar doğrudur bu hocam? Özellikle ülser ağrıları bir şeyler yenildiği zaman yani ülser ağrısı tok karına azalabilen, yemekten sonra azalabilen bir ağrı. Dolayısıyla süt, yoğurt veya ayran tüketildikten sonra da ağrı azalabilir. Yoğurdu öneriyorsunuz o zaman. Yoğurt her zaman. Ayşegül hocam, her mide ağrısına ülser diyebilir miyiz? Mide ağrılarının sebeplerinden biri de ülser olmakla birlikte her mide ağrısının sebebi kesinlikle ülser değildir. Ülser bunlardan sadece bir tanesidir. Mide ile ilgili hastalıklar olabilir. Bazen mide dışındaki organların ağrılarında da yine ülser ağrısı gibi algılanabilir. Zaten her hasta midem ağrıyor, ülser olabilir miyim, gastrit olabilir miyim diye gelir bize. Mide ağrısıyla karışabilen hastalıklar, dolayısıyla ülserle karışan hastalıklar, mesela safra taşları, safrada taş çamur olduğu zaman bunun ağrısı da bir mide ağrısı gibi duyulabilir. Özellikle yemeklerden sonra karın ağrısıyla birlikte şişkinlik, gaz, sırta vuran ağrı olur. Bunun dışında pankreas hastalıklarında veya pankreasın tümöral hastalıklarında, iltihaplarında bunlarda da yine mide ağrısı gibi duyar hasta. Çünkü pankreas midenin arkasında kalan bir organdır. Dolayısıyla pankreasta iltihap olduğu zaman veya malign tümöral bir hastalık olduğu zaman yine mide ağrısı şeklinde olur. Ama nasıldır ağrısı? Daha şiddetlidir. Kuşak tarzında karından bere doğru yayılan bir ağrı vardır. Özellikle oturunca hafifler, düz yatınca artan bir ağrı vardır. Yemeklerle bir ilişkisi yoktur ve her geçen gün artan, zayıflatan bir ağrıdır. Bunun dışında bazen bağırsakla ilgili, özellikle bağırsak tümörlerinde de aynı şekilde mesela karın ağrısı, mide ağrısı şeklinde duyabilir. Beraberinde şişkinlik, gaz olabilir. Çok nadiren bir kalp ağrısı, mide ağrısı gibi kendini gösterebilir. Onun için bir mide ağrısı dediğimiz zaman sadece ülser değil, bunu yapabilecek midede tümör olabilir, gastrit olabilir veya midenin çevre dokularında, karaciğerde, pankreasta, safra kesesinde hatta kalple ilgili bir hastalık da olabilir diye daha genel ele almak lazım. Özellikle hastanın yaşına göre beraberinde kilo kaybı var mı, yok mu, beraberinde başka şikayetler var mı ayrıntılı irdelemek lazım. Burada kilo da çok önemli Ayşegül Hocam. Bir mide ağrısıyla birlikte kilo kaybı varsa bunlar bizim için alarm belirti dediğimiz işte kilo kaybı, büyük abdeste kanama olması, kansızlık olması, bulantı, kusma gibi şikayetler. Bunlar bizim için daha da önemli oluyor. Tabii ki her türlü ağrıyı tetkik ediyoruz, araştırıyoruz ama bu tür şikayetler olunca tabii ki daha farklı gözle de bakabiliyoruz. Ayşegül Hocam, mide ülserinin tedavi süreci nasıl gelişiyor? Burada hastanın yaklaşımı nasıl olmalı? Bu kısa süreli mi tedaviler gerçekleştiriyorsunuz yoksa uzun süreli mi tedaviler gerçekleştiriliyor? Endoskopi ile ülser tanısı koyduğumuz hastalarda öncelikle eğer mikrobik bir durum varsa, mesela Helicobacter pylori varsa, bunlarda bir 14 günlük veya duruma göre 3 haftalık bir antibiyotikle birlikte mide ilacı tedavisi uyguluyoruz. Arkasından da hastanın şikayetlerine göre 4 ay veya 6 ay sadece mide ilacı ile tedaviyi idame ettiriyoruz. Burada tabii ki hastanın uyumu çok önemli. İlaçlarını düzenli kullanması, diyetini yapması,
düzenli kontrollerine gelmesi, bunlar önemli. Bazen ilk tedavi sonrası hasta iyiyim diye ilaçlarını kesiyor, diyetini veya aksatabiliyor. Dolayısıyla hastalık çabucak nüksedebiliyor. Onun için uzun süreli tedaviyle hastalığı kontrol altına almak, iyileştirmek çok daha başarılı oluyor. Artı iyileştikten sonra da yine de hasta ben iyiyim, artık bu hastalık benden %100 gitti, ben artık mide rahatsızlığı yaşamam diye düşünmeyecek. Her zaman midesini kollaması gerekiyor. Her zaman yediğine içtiğine dikkat etmesi gerekiyor. Çok yakın bir zamanda olmasa bile mide hastalıkları genellikle tekrarlayabiliyor. Çünkü bu insanın yapısında olan bir şey. Yani bir insanın midesinde gastrit, ülser olmaya meyilli ise bu dikkat etmediği müddetçe her zaman oluşabilir. Ama herkes için değil tabii ki. Onun için genel olarak tedavi düzenini uygulayıp tedavi bittikten sonra da her zaman için yediğimiz, içtiğimiz gıdalara dikkat etmemiz gerekiyor.